ek olarak şunu sormak istiyordum. Yani genel olarak zaten aslında AKP'nin Orta Doğu'daki pozisyonu ve ABD ile Rusya'nın etkisi üzerine olacak ama başta siz de son yazınızda belirtmişsiniz. Şu an Türkiye Biden yönetimiyle beraber tekrardan yeni bir stratejiye doğru çaba harcıyor. Fakat kendisini geçmişten ötürü de işte Trump döneminin belki verdiği bir rahatlıkla Rusya ile de farklı bir ilişki içerisinde koydu. Bunun içeride Avrasyacılarla alakalı da bir bağlantısı var sizin de değindiğiniz gibi. Öncelikle o kısımdan başlamak istiyorum. Yani Biden öncesi dönemde AKP dışarıda Orta Doğu'da kendini nasıl bir pozisyona soktu? Bunun iç politika ve dış ittifaklarıyla bağlantısını ve şu an tam olarak onu bekleyen zorluklar neler Biden dönemiyle alakalı? Şöyle söyleyeyim, Biden öncesi dönem tabii daha uzun, çok geçmişe gidiyor. Ama eğer daha yakın dönemi alırsak, mesela Trump dönemini alırsak, aslına bakarsan ben doğru dürüst bir genel hatları, ilkeleri belirlenmiş bir Orta Doğu politikası yoktu. Yani Suriye'de izlediği bir politika var. Bütün dikkatini, enerjisini PYD'nin bir, hani bırakın devletleşmeyi, özerkleşmesini bile, anayasal bir özerkliğe kavuşmasını bile önlemeye dönük bir politika. Orada bile değişiyor. Yani Suriye'de Fırat'ın doğusunda izlediği politikayla Fırat'ın batısında izlediği politika aynı değil. Mesela İdlib bambaşka dinamikleri olan bir. Orada da Amerika ile işbirliği yapıyor. Birinde Amerika ile çatışıyor, diğerinde Amerika ile işbirliği yapıyor. İdlib'deki İslamcıları koruyor. Şimdi Irak ve Irak politikasında işte Barzani'ye yakın durup PKK'yı tasfiye etmeye çalışıyor. Körfez'de biliyorsunuz işte Katar'la işbirliği yapıp diğer bloğu karşısına aldı. Mısır'la arası iyi değil. Dolayısıyla da böyle hani genel bir geçmişte işte biliyorsunuz Orta Doğu'da bir liderlik arayışı falan vardı. Şimdi böyle değil, parçalı bir dış politika var. Bu tür heveslerin hani bir geçerliği kalmadı. Olmayacağı da anlaşıldı. Bundan vazgeçmiş görünüyor. Doğu Akdeniz'de Libya'nın da hikayesi daha farklı. Orada etkin olayım dedi. O da olmadı aslına bakarsanız. Doğu Akdeniz'de de. Dolayısıyla zaten bir süredir bir geri çekilme içinde olduğunu savunuyorum hani Türk dış politikasının. Peki hocam, yani tüm evet doğrudan sabit bir strateji üzerinden giden değil aslında bölgeden bölgeye değişen bir stratejiydi ama özellikle Suriye'ye baktığımızda başından bu yana yani başından dedim aslında Trump dönemine de dahil ediyorum sadece. AKP'nin özel olarak durduğu nokta aslında PYD meselesiydi. Yani Suriye'de bir özel bölgenin olmasına karşı duruşuydu. Siz de bahsettiniz. Barzani'ye özellikle bunu hatta ABD'nin daha doğrusu Trump döneminin bir ikinci planı olarak yani hem Türkiye'yi hem de Kürtleri kaybetmemek için belki bölgeyi bazenleştirmek tartışması konusu da yapılıyordu. Fakat şimdi Biden dönemi özellikle uzmanlar PYD konusunda çok daha Trump'tan bile daha destekçi olacağı söyleniyor. Yani bu ikilikte Türkiye bu ısrarında, bu inadında ne kadar devam edebilecek? Nasıl bir şey var, gelecek var önünde? PYD konusu aşağı yukarı hallolmuş bir konu, onu söyleyeyim. Yani Erdoğan'la burada anlaştılar. Ana hatlarıyla anlaştılar. Çünkü nasıl bir yana doğru evrileceği tam olarak bilinmiyor. Yani Türkiye'ye bir alan verdiler. PYD'yi silahlandırırken Türkiye'ye karşı bu silahların kullanılmaması koşulu getirildi. PYD buna genellikle uyuyor. Oradaki tampon bölge konusunda da Amerikalılar çok fazla ses çıkarmadılar. Onu 30 kilometreden fazla derinliğe indirmemesini söylediler ve uzatmaması, Irak sınırına kadar uzatmamasını söylediler. Türkiye de bunlara uydu zaten. James Jeffrey'nin açıklamaları da aslında bunu gösteriyor. Dolayısıyla da biraz dikkati PYD'den çok hükümet PKK'ya çeviriyor fark ettiyseniz. Yani oradaki başarıları, yani sahadaki üstünlüğünü çok fazla vurgulayarak PYD meselesinin üstünü kapatmaya çalışıyor. Trump da olsa, Biden da olsa, yani orada bir yerleşmiş bir Amerikan politikası var. Bu Obama döneminde başladı. Halen devam ediyor. Bir Suriye'nin zayıflatılması gerekiyor. Bir sürü nedenden ötürü. Ve bu da gerçekleşiyor. Bunun yollarından en önemlisi, ben bunu yazdım da daha önce. Yani Türkiye'de bu politikaya aslına bakarsan katkı sağlıyor.
Yani Fırat'ın batısında da doğusunda da katkı sağlıyor Türkiye. Aslında yapılan şey bu. Burada PYD de önemli katkı verdi Amerika'ya. Dolayısıyla da daha zayıf bir Suriye göreceğiz. Bunu da Türkiye ve Amerika birbiriyle tabii anlaşamayan, neredeyse kanlı bıçaklı iki müttefiğiyle yürütüyor diyeyim Suriye siyasetini. Evet, bir de bu noktasına değinmek istiyordum. Yani tüm bu Avrasyacı vesaire yorumlara rağmen Türkiye başından beri, daha doğrusu Erdoğan başından beri hep Esad'sız bir Suriye üzerine kurmuştu en temelde politikasını ve sonuç olarak da bir işte Sünni özerk bölge yaratma çabasıyla da aslında ülke içerisinde bir yarık açmış gözüküyor. Bu noktada, bu pozisyonda Esad rejiminin ve Rusya'nın bu konudaki önümüzdeki dönemde sizce alacağı bir pozisyon, bir hamle olacak mı? Bir de bunun yanında işte ABD'nin iki birbirinden nefret eden müttefiki diye kastettiniz. Onlardan biri olan PYD ile ilişkisinin gelişimi sizce nasıl olacak? PYD ile Türkiye'nin ilişkisi mi? Hayır, Suriye'nin. Suriye'nin. Yani şöyle söyleyeyim, şimdi Esad'ın devrilmesi gibi bir durum söz konusu değil. Eğer çok büyük bir sürpriz olmazsa, hani bu konuda bir uzlaşı var aslına bakarsanız. Yani Amerika ile Rusya arasında, hani bunu savunuyorum uzun süredir. Erdoğan bunu denedi, yani Erdoğan hükümeti bunu denedi. ABD'siz Esad'ı devirme politikası izledi bir süre 2013'ten sonra. Bunda başarılı olamadığını biliyoruz. O hikaye bitti. Artık bu saatten sonra onun geri sarılması mümkün değil. Yani yeni bir yani cihatçı akını, yeni bir atak falan, bunlar yani Rusya ve İran orada olduğu sürece Esad'ın devrilmesi söz konusu olamayacak. Hani bu zaten görüldü. PYD konusunda da bu tartışmaya ve pazarlığa açık bir konu şu anda. Bir özellik olacak. Kürtler 2011 öncesine dönmeyecekler. Bu biliniyor, bunu biliyoruz. Onlar da biliyor, Suriye rejimi de biliyor. Benim tahminim 2011 statükosuyla ya da statüko antesiyle Kuzey Irak modeli arasında bir model bulunacağı ve bunun anayasal sürece yansıtılacağı. Yani bir özellik olacak. Ama muhtemelen Kürdistan bölgesinden, Irak'taki Kürdistan bölgesel yönetiminden bir derece daha düşük yetkilere sahip bir özellik olma ihtimali şimdilik yüksek gibi görünüyor. Dediğim gibi bu tarafların arasındaki müzakereye, sahadaki pozisyonlarına, yani küresel dengelere de bağlı olarak değişebilir. Yani artı eksi diyelim, Kürdistan bölgesel yönetimi modeli diyelim. Onun biraz altı, en iyi ihtimalle de biraz üstü olma ihtimali var. Burada pazarlık Amerika, Rusya, Esad rejimi ve PYD arasında yürütülecek. Rusya'nın çok kritik bir yeri var burada, biliyorsunuz. Çünkü bütün taraflarla görüşüyor. PYD de öyle. Yani akıllıca bir strateji izliyorlar onlar. Yani Amerika ile araları iyi, Rusya ile de kötü değil. Ve Esad'la da, Esad rejimiyle de dirsek temaslarını hiçbir zaman tam olarak koparmadılar. Amerika ile Esad rejimi görüşmüyor. Türkiye'yi burada hani biraz dışarıda tutacaklar. Peki aslında Kürtlerin ya da PYD'nin her iki taraftan da, iki vesayetçi pozisyon açısından da kendisini kurtardığını ya da netlediğini söyleyebiliriz. Bundan sonrası için, özellikle Biden seçildikten sonra işte çok daha şahin bir politika izleyeceğine ilişkin çok fazla yorum vardı. İşte Anthony Blinken'in de yer alması kendi kabinesinde, bunu destekleyen yorumlardı. Bundan sonrasına ilişkin olarak, çünkü Rusya'nın burada Suriye'de en azından tutturabildiği bir denge politikası vardı Esad rejiminin kalabilmesi açısından. Biden'ın bundan sonraki hamlelerini ve oluşabilecek Orta Doğu üzerinde özellikle gerilimleri nasıl yorumlayabiliriz? Ne tür gerilim yani? Bölgeye yönelik olarak, özellikle İran konusunda, Suriye konusunda. Anladım. Yani
dediğim gibi Obama'dan başlayan, Trump döneminde devam eden Suriye politikasını Biden devam ettirecek. Yani PYD'ye destek devam edecek. Bu yani Türkiye ile ilişkilerde büyük sorun yaratmayacak. Yani bu halledilmiş, büyük ölçüde halledilmiş bir sorun. İran konusu daha farklı. İran'da orada daha bir tıkanıklık var. O tıkanıklığın sebebi de Trump yönetimi. Yani 2015'te yapılmış bir anlaşma vardı. İran %20 üzerinde uranyum zenginleştirmesi yapmayacaktı. Bu atom bombası yapmak için, yani nükleer bomba yapmak için çok yetersiz bir oran. Ve bu oranı 10 yıl boyunca böyle devam edecekti. Karşılığında da yaptırımlar kaldırılacaktı. İran buna uyuyordu. Çünkü işte hem düzenli şeyler var, inspection denen, yerinde gözlem var. Hem de ani gözlem, baskın niteliğinde gözlemler vardı falan. Şimdi tabii onlar da sıkıntıya girdi Trump yönetimi çekilince. Şimdi Biden yeniden başlamak istiyor bu sürece. Fakat bu arada tabii ambargo, yani Amerika çekildiği için İran uranyum zenginleştirdi. Yani şimdi yeni baştan, bütün hikayenin yeni baştan, anlaşmanın yeni baştan yapılması, bu oranların belirlenmesi falan filan lazım. Bu da tabii önemli. İran nükleer silah yaparsa, ya uluslararası, o zaman bu literatürde bahseden uluslararası toplumun bir üyesi olarak kabul edilmiyor. Yani eğer İran'da nükleer silah varsa bu tehlikeli olur bölge ve dünya için gibi bir anlayış var Batı'da. Aslında Rusya da buna biraz göz kırpıyor, bunun dışında değil. Dolayısıyla da orada zorlu bir süreç bekliyor. Belirsiz. İran ne kadar yanaşacak uranyum zenginleştirmesini durmaya? Amerika ne kadarını kabul edecek? Yaptırımlar tamamen kalkacak mı? Çünkü Obama yönetiminin tercihi uzun süreli bir dönüşümdü. Yani küreselleşmeyi dahil etmek yoluyla İran'a dönüştürmek istiyordu. Ama o politikadan çekilince şimdi işler karıştı tabii. Biraz sertleştirdi İran yönetiminde. Evet, aslında yakın zamanda İran'da da seçim olacak. Ruhani bu küreselleşme aşamasında çok uyumlu bir oyuncusuydu. Hatta İran halkın, İran'da da kamuoyunun yine bu yönde ilerleneceği üzerine konuştu. Yani şu an nükleer üzerinden giden sürecin çok daha, işte belki doğrudan Suriye'deki gibi değil ama daha ciddi bir hal almasının sizce koşulları var mı? Bunu bir yandan şundan da soruyorum. Özellikle Trump dönemi sonlarında bölgede Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri ve İsrail arasında bir ortaklık, tekrar bir ittifak da sağlamıştı. Dolayısıyla Amerikan hegemonyasının bölgede Biden oturmadan önce de güçlendiği bir son bir yıl yaşadık. Böyle baktığımız zaman bugün artık bölgede çok daha eli güçlü olan, nispeten diyeyim önceki zamanlara göre, bir ABD ve onun sıkıştırdığı bir İran'dan bahsedebilir miyiz? Yoksa henüz erken mi böyle bir spekülasyon için? İran üzerindeki baskı olur. Yani rejim değişmediği sürece, İsrail yönelik tavrını değiştirmediği ve küresel kapitalizme açılmadığı sürece İran üzerinde baskı olur. Bunun yöntemleri, araçları değişiyor yönetimden yönetime. Yani daha sert araçlar ve daha yumuşak araçlar kullanılıyor. Yani farklıdır aslında. Dolayısıyla da İran üzerindeki baskı devam edecek. Ayrıca hani yeni bir gelişme olarak Biden yönetimi altında Türkiye de dahil olmak üzere Mısır, Suudi Arabistan üçlüsü ve kısmen Yemen üzerindeki baskı da artacak. Daha demokratik olmaya, insan haklarına saygılı olmaya çağıran bir Amerikan politikasıyla karşı karşıya kalacağız ve bunun etkilerini göreceğiz zaman içinde. Peki, o zaman son olarak şunu sormak istiyorum. En baştan getirdim aslında, Türkiye-ABD ikiliği. Yani Türkiye'nin Biden yönetiminde daha fazla Amerikan sistemine adapte bir dış politika göstermek zorunda olacak. Yani belki Trump dönemindeki rahatlığa sahip olmayacağı üzerine yorumlar vardı. Siz de hani Türkiye'nin ABD'de çok doğrudan ilerleyeceğini söylüyordunuz. Bunun arkasında Türkiye'nin aslında F-35, S-400 konusunda yaşadığı kriz, Halk Bankası gibi ABD'nin elindeki tehditlerin de bir şeyi var mı sizce? Etkisi var mı? Yoksa sadece aslında genel olarak yıllardır gördüğümüz ABD-Türkiye ittifakının sorunsuz şekilde devamı mı olacak Erdoğan yönetimi açısından? En önemli sorun bu S-400 füzeleri. Önce onu halletmeleri gerekiyor. O hallolmadan, yani Amerika'nın istediği şekilde
çözüme kavuşmadan daha zaten Amerika açık çek vermeyecek. Türkiye'yi yani AKP yönetiminin daha doğrusu sıkıştırmaya devam edecek. Elinde çok araç var. Hani şimdiye kadar olmayan herhangi bir Amerikan yönetiminin elinde bu kadar araç olmamıştı. Türkiye'ye karşı kullanabileceği işte Cumhurbaşkanı'nın mal varlığını bile gündeme getirdiler. Halk Bankası bu tür konular yoktu Türk-Amerikan ilişkilerinde. Dolayısıyla da gerektiğinde bu tür araçların da hani kullanılabileceği, Türkiye'nin sıkıştırılacağı, yani Rusya'nın Türkiye'ye bu konuda fayda sağlayacak bir konumda olamayacağı, oradan da bir katkı alamayacağı bir döneme girilecek ve Erdoğan yönetimi Biden iktidarıyla hani daha fazla yakınlaşabilmek için bana sorarsanız artık hangi ödün varsa onları vermeye başlayacak. Zaten bunu yazdım. Hani mesela Doğu Akdeniz'de ödün verdi. Bu çok tartışılmıyor, konuşulmuyor. Mavi vatancılar bunun farkındalar, biliyorlar ama bir şey demiyorlar. Dolayısıyla da ikinci ödün tabii ki S-400 olacak. Zaten bunun da işaretlerini verdiler, Girit modeli olabilir diye. Dolayısıyla da Türkiye'nin hani batı çizgisine yeniden kaydığı bir döneme doğru gideceğiz. Yani gitmezsek onun sonuçları daha farklı olur. Yani o da bir seçenektir. Yani bunu yapmak zorunda değil hiçbir iktidar. Ama bu iktidar bunu yapar. Çünkü iktidarda kalma süresini uzatmak için bunu yapmak zorunda olduğunu biliyor. Rusya tek başına yeterli olmaz. Türkiye'nin sıkıntılarının cevabı Rusya'da değil çünkü. Batı sisteminde. Dolayısıyla da hani oraya yanaşmak zorunda kalacak. Peki bu tarz bir yanaşmanın yani tekrardan böyle bir süreç başlatmanın iç politikada yaratacağı bir sıkıntı olacak mı sizce? Hem içeride girdiği ittifak, hükümet ittifakı konusunda işte mavi vatancılardan bahsettiniz. Bir yandan da zaten son 1-2 haftadır pişen bir HDP gündemi var. Ta Biden geldiğinden beri aslında bir reform meselesinden, ondan sonra anayasa meselesinden bahsettiler ama çok alt dolu meseleler değildi. Dışarıda böyle bir tekrardan batıyla uyum sürecinin içeride sizce kendisi Erdoğan hükümetinin kendisi açısından nasıl bir sonuç portre yaratır? Yani bunun da ucu açık. Erdoğan ne zaman bir açılım yapmak istese aşağıdan geri çekiyor ittifak ilişkisinde olduğu kesimler ve siyaset diyeyim genel olarak. Dolayısıyla bu sıkışıklığı henüz aşabilmiş değil. Bunu deniyor, zaman zaman bunu yokluyor. Dirençle karşılaşıyor içeride. Bir sürü örneği var aslına bakarsanız. Ama başka da çaresi yok. Yani ya işte erken seçime götürecek bu yüzden falan, ya ittifak ilişkisini değiştirecek, ya da yani bu ittifaktan her taraf, ikimiz de faydalanıyoruz, bunu bozma. Biraz sen de esne, hani Batı'yla uzlaşalım Amerika'yla, bu işi böyle devam ettirelim diyecek. Buna ikna etmeye çalışacak. Başka da bir yolu ve seçeneği kalmadı. Gerçek bir hem içeride hem dışarıda aslında sıkışma gösteriyor gibi. Çok teşekkür ederim hocam katkılarınız için. Rica ederim, ne demek. Vakit ayırdığınız için. Çalışmalar. Aslında iyi çalışmalar.